Buyurun Davut Bey. Tarhana çorbanız. Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Beğenmedin değil mi? Olmamış. Beceriksizim tekiyim ben Davut. Kız. Allah Allah. Üzülme. Hem ben aç kalmaya razıyım. Yeter ki sen yanımda ol benim. Hayır. Beni teskin etmek için kendini zorlamak mecburiyetinde değilsin. Beğenmediysen beğenmedim de. Ay dilime eşek arası soksun. Vallahi beğendim ya. Kötü bir şey söylemek istemedim ki ben sana. Peki hala beni seviyor musun? Elbette seviyorum. O nasıl söz? Peki niçin gözümün içine bakıp bir kere olsun söylemedin? Gülfem. Biz yaban adamlarız. Ben böyle şeylere alışık değilim. Hem senin beni sevmen bile benim için mucize kabiliğinden bir şey. Bak. Bunu anamdan aldım. Yarın Hafız emmiyi çağırıp nikah kıyalım diyorum. Tabii sen de istersen eğer. İstemez miyim hiç? Beyce'yi kovdum bugün. Ama artık kimseye eyvallahım kalmadı. Ne düşünüyorsun peki? Pişman mısın yoksa? Beyce bugün... Sana söylemedim. Beyce bugün geldiğinde babamın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Kalp krizi mi? Evet. Nasıl durumu peki? İyi mi? Bilmiyorum. Gülfem, eğer aklın orada kaldıysa... Artık aklıma itimadım bile kalmadı Davut. Belki ikisi konakta oturup acaba Gülfem'e ne yalan söylesek de geri getirsek diye bile düşünmüş olabilirler. Üzülme. En azından yalandan bile olsa sana üzülen bir babam var. Hı. Üzülme sen. Mesele de bu ya. Onu seveyim mi yoksa ondan nefret mi edeyim bilemiyorum. Önce kendi çıkarları için beni Ali ile evlendirmeye kalktı. Şimdi de sırf planları bozuldu diye benim eve dönmemi istiyor olabilir. Ama öte yandan sana... ...kızdığı için kalp krizi geçiriyor olabileceğini düşünmeden edemiyorsun değil mi? Evet. İşte ben sana bu yüzden aşık oldum. Senin kalbin öyle temiz, öyle kocaman ki... ...sen kimseden nefret edemiyorsun. Yarın bu nikah bir kıyılsın hele. Gidip babanın elini öper, haberi ona da veririz.
Ondan sonrası onun bileceği iş. Hakikaten yapar mısın böyle bir şeyi? Affedebilir misin babamı Davut'u? Katlanırım diyelim.